Buradan da hemen Balıkesir'e Kudret Ayyıldır olacak karşımıza. Gece ve Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı. Kudret, öncelikle elimize hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Biz biraz hisse özelinde konuştuk. Stüdyomuzda Yeliz Karabulut var. Onunla da global tarafı birazdan konuşacağız. Sana hemen dönmek istedik. 122 bin seviyesinde yeni rekor. Rekorlar devam eder mi borsada? Tüm endekse nasıl bir performans görüyorsun? Yani faz birin coşkusu mu, biraz merkez beklentisi mi? Ne dersin? Genel çerçevede yukarı yönlü reaksiyonlar Borsa İstanbul temelinde devam ediyordu ki nitekim daha önceki yayınlarımızda da 110 binin üzerinde 120 binlere kadar bir atağın olabileceğini, bu bölgelerde biraz dikkat edilebilmesi gerektiğini söylemiştik. Nitekim bu bölgelerde şu anda biraz daha yavaş bir seyrin olduğunu görebilmekteyiz. Önemli olan bu bölgelerin üzerinde kalıcı bir reaksiyon oluşup oluşmayacağı. Sizin de bahsettiğiniz gibi buralardan acaba bir düzeltme yaşanabilir mi, yaşanamaz mı? Bunu biraz daha bekle gör politikasıyla izleyebiliriz. Evet, yukarı yönlü bir reaksiyon ya da bir beklenti ön planda. Hatta kurum olarak bizim de 135 binlere doğru S400 aktifleşmezse temasıyla bir beklentimiz söz konusu. Ama yine de kısa vadeli olarak biraz daha dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor. En azından 120 bin, 121 bin üzerinde kalıcı bir reaksiyon, bir dip çabası oluşturacak mı? Bunu da ayrıca incelemekte fayda var. Tabii ki bugün merkezin faiz kararı bekleniyor ve buna da göre verileceği reaksiyon dikkatli takip edilmeli. Ama burada faiz beklentilerine baktığımızda özellikle 100 bas puan indirime kadar ki olası bir senaryo beklenti dahilinde olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ne bekliyorsunuz merkezden? Kurum olarak bizim beklentimiz 100 bas puanlık indirim, piyasa beklentisi de 100 bas puana kadar indirimler halinde bir beklenti içerisinde biz de en azından bu toplantıda 100 bas puanlık bir indirim olabilme beklentisini gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Peki dünkü faz 1 anlaşmasını Kudret, senle biraz küreseli konuşup senin bıraktığın notlarla da Yeliz Karabulut'la devam etmek isterim. Altın gümüşe baktığımda 1553 dolardayız. İşte faz 1 anlaşma oldu. Bayağı alkış kıyamet vardı. Donald Trump Ulaştırma Bakanı'ndan Tarım Bakanı'na herkese teşekkür etti. Daha öncesinde de Great America turundaydı aslında. Burada işte Amerikalıları kucakladı. Bayağı siyasi propaganda yaptı. Süt üreticileriyle kucaklaştı. Onlara da tüm tarım ürünü üreten çiftçilere daha büyük traktörler alması gerektiğini vaat etti. Çünkü büyük bir anlaşma var dedi. Şimdi anlaşma detaylarında evet bayağı iyi noktalar var ama Çin bu kadar ürünü alabilecek mi? Bir belirsizlik de var. Altın iyi bir olumlu habere rağmen, ticaret savaşı anlaşması olmasına rağmen bir kar satışı da gelmedi. Sanırım bazı belirsizlikler görüyor. Nedir bu belirsizlik? Ve altın, ons altın ne yönde hareket eder faz bir sonrası? Çok güzel bir soru. Çünkü özellikle işin finansal okuryazarlık konusuna da değinmek lazım. Yatırımcılar genellikle haber açıklandığı an fiyatlama reaksiyona dahil olmak ister. Ama fiyatlamalar zaten daha öncesinden işin içine devreye girdiğinden kaynaklı haber açıklandığı an tam tersi etki yaratabilir ki seninle daha önceki toplantımızda da bu konuyu dile getirmiştim. Ons altında 1538'lerde bir dip arayışı var. Beklentiyi satın al, gerçekleştiğinde zaman sat mantalitesiyle hani olur da bu anlaşma imzalansa da bu bölgede bir toparlan, hatta aksine yukarı yönlü bir reaksiyon oluşabilme ihtimalinden de bahsetmiştik. Nitekim beklentimiz doğrultusunda oldu. Yani yatırımcılarımıza tavsiyemiz özellikle bu tür haber akışlarında fiyatlamanın önceden olduğu, çünkü 1610'lardan 11'lerden başlayan reaksiyonların içerisinde kâr realizasyonu var, işin tepki satışları var, işte faz bir anlaşma süreci var, dolar endeksinde kısmen bir güçlenme eğilimi vardı, ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarında biraz daha toparlanma eğilimleri vardı gibi bazı doneler ister istemez altında bu fiyatlama reaksiyonu içerisine girdi. Peki şimdi ne olması lazım? 1538 dolar seviyesi önemli bir dip nokta. Yukarı yönlü hareketlerde 1566'lara kadar alan var. Kısa vadeli olarak benim için referans aldığım iki noktadan birisi 1538, diğeri 1566. Eğer bir dönüş olacaksa 1566'yı aşmamız lazım. Böyle bir durumda da kaba taslak 1585'lere kadar alan olabileceğini söyleyebiliriz. Ama şu an için baktığımız zaman grafiklerde de 1566 yukarıda, 1538 alt tarafta bir yatay görüntünün
ön planda yer aldığını söyleyebiliriz. Ama şuna da lütfen dikkat etmek lazım. 1600'lerden başlayan hareket bir düzeltme. Daha önce de bunu üstüne basa basa söylemiştim. Bu sebeple de olası yukarı yönlü hareketler şaşırtıcı olmamalıdır. Aşağı yönlü hareketlerde de temkinli olmak en Evet. azından riski minimize tutabilmek adına da önem arz ediyor Murat. Kudeta Yıldır, vermiş olduğun kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. GCB Menkul Değerlerin Araştırma Müdür Yardımcısı sevgili Kudret Ayyıldır Balıkesir'den bildirdi. Ne mutlu Balıkesir'e sevgili selamlarımızı bir kez daha iletmiş olalım. Bu arada Merkez Bankası 1 milyar TL tutarında Kudret'e de veda ettikten sonra 23 Ocak 2020 vadeli repo ihalesi açtı.